Evet, iyi günler değerli Aks TV izleyicileri. İnsan Eşittir Çevre programında bugün çevre ile ilgili farklı bir konuyu ele alıyoruz. Konuğumuz veteriner hekim Sayın Selime Kalabalık'la birlikte sahipsiz sokak hayvanlarını ve bunlarla kentlerde olan ilişkilerimizi yapmamız gerekenleri konuşacağız. Ben programa başlamadan önce size Haytap'ın hazırladığı Samsun Canik Belediyesi tarafından basılan bir kitapçıktan bir bölüm okumak istiyorum. Bir toplumun büyüklüğünü ve gelişmişliğini anlamak için hayvanlara nasıl muamele ettiğine bakmak yeterlidir diyor Gandhi. Dolayısıyla bugün bu konuyu ele alacağız. Ama öncelikle Selim Hanım'ı bir tanıyalım. Hoş geldiniz tekrar. Sizi Merhaba, bir yakından hoş tanıyalım. bulduk. Selime Kalabalık, ben veteriner hekimiyim. Yaklaşık 15 yıldır Samsun'da serbest veteriner hekim olarak çalışıyorum. Özel polikliniğim var. 2011 yılından beri de Haytap Samsun il temsilcisiyim. Bir sivil toplum göreviniz de var. Evet, Ben bunu evet. çok önemsiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Haytap temsilcisi galiba değil mi? Samsun'da Evet, öyle bir yapılanmanız var evet. sizin. Haytap'ı biraz tanıyalım öncelikle. Haytap 2008 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuş hayvan hakları aktif platform güç birliği ismiyle başlayıp daha sonra 2008'de tüzel kişiliğe kavuştuktan sonra Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu ismiyle devam etmiş. Yaklaşık bünyesinde 20 tane dernek, 70 tane temsilci ve gönüllülerle çalışan bir sivil toplum örgütü. Samsun'da biz dernek bazında değil de yaklaşık 7 tane temsilci arkadaşla birlikte Haytap Siz çalışmalarını merkezde yapıyoruz. mi örgütlüsünüz Samsun? Merkezde İlçelerde var örgütlüyüz. mı? İlçelerde yok ama ilçelerle ilgili bir sorun olduğunda da alıyoruz, destek alıyoruz. Haytap'a herkes üye olamıyor. Önce gerçekten bu işe gönül vermiş olmanız gerekiyor. Ben Yaklaşık bunu merak ettim. Herkes niye üye olamıyor? Şimdi onu açalım biraz. Çünkü hayvansever olup hayvanlara çok eziyet eden insanlar da var. Biz hayvanseverlikten ziyade hayvan hakları savunuculuğuyla işe başlamış bir Bir dakika, bu örgütüz. farklı bir şey. Şimdi Kesinlikle farklı. hayvanseverliği ayrı bir yere koyuyorsunuz ama hayvan hakları savunuculuğunu farklı Ayrı bir bir yere. yere Evet. koyuyoruz ama hayvan hakları savunucusu olmak da hayvanseverlikten geçiyor. Onları sevmeden de haklarını Her savunmak şey için geçerli. Evet, kesinlikle, doğru. kesinlikle. Onların bir can olduğunu bilip, onların işte eziyet gören hayvanın haklarını korumak, sokakta yaşama haklarını elde etmelerini sağlamak, düzenli beslenmelerini sağlamak. Bunlar işte sirkteki kullanılan hayvanlardan tutun Yunus parklarına, işte hayvanat bahçelerine kadar hemen hemen her platformda hayvan Haytap olarak varız. Şunu şeyi merak ettim ben. Bu şimdi sürekli hayvan haklarını vurguladınız. Nedir hayvan hakkı? Yani Aslında hayvan böyle hakkı bir hani insan hakkı diye ayırmamak gerekiyor. Bu dünyada bizimle var olan tüm canlıların bir bitkinin bile bulunduğu ortam içerisinde bir yaşama hakkı var. birincisi yaşama hakkı bir kere. Kesinlikle Bunu bir, yaşama evet, hakkı, doğru. barınma ve beslenme hakkı, eziyet görmeden yaşama hakkı, yaşadığı alanın onun yaşayabileceği büyüklükte ve konforda olma hakkı, Barınma, yani kesinlikle doğru barınma, yerde barınma aynı diyelim, doğru evet. yerde barınma. Onun haricinde biz insan eliyle ya da doğayla yaptığımız onlara eziyet edip işkence ve tecavüz onların da yaşama hakkının verilmesi. Evet, yani çok da insan haklarından farklı şeyler Kesinlikle değil. değil Kesinlikle ama değil. benim tahmin ettiğim bir bilinç düzeyi gerektiriyor, Aynen değil mi? öyle. Bu son derece önemli Sizin ama şimdi başlangıçta okuduğunuz genelde, gibi hayvan hakları evet, Gandhi. verilmeyen bir toplumda insanın hakkından bahsetmek maalesef mümkün değil. Geçen de bir yazı paylaştım ben Facebook'ta. Orada da şey yazıyordu. Bir yerde bulunan hayvanlar eğer sizden kaçmıyorsa orada yaşayan İnsanlar insanlardır, iyi kesinlikle insanlardır. iyi Onlarla insanlardır. temas Ama bu kurun, diyalog gerçekten kurun. ileri bir toplum olmanın kriterlerinden en büyüklerinden bir Bir tanesi. tanesi değil mi? Kesinlikle Hayvan bir tanesi. haklarına verdiğimiz değer. Aynen öyle. Peki. Ben şunu sorayım öncelikle. Haytap'ı tanıdık ama Samsun'daki böyle genel, yani galiba yeni Samsun'da çok Biz son 5 2009'da değil mi? zaten Evet, son bakın 5 Haytap yıllık bir. Tüzel Federasyonu 2008 yılında geçti. Aynı işe gönül vermiş ama bireysel çalışan, hiçbir şekilde varlık gösteremeyen insanların bir araya geldi. Bir platform olduk. Şu an Türkiye'deki en güçlü platformlardan bir tanesindeyiz. Farkındayım, evet. Çünkü 20 tane dernek, illerde 70 tane, 70'e yakın temsilci ve o temsilcilerle birlikte gönüllüleri bulabilmek o kadar zor bir şey ki. Ve bu insanlar gerçekten aynı amaç doğrultusunda çalışıyorlar. Ve biz tüzel kişilik derken devlet kurumlarında rahatlıkla muhatap alınabilecek bir şu an
platformuz, federasyonuz, işte ve adresimiz belli. Evet. Hem hukuki hem tüzel olarak bir adresimiz var. Online bir hesabımız var. Ve ciddi projelerle sadece ulusal değil, uluslararası bazlarda bile çalışan bir kurumuz. En basit örnek vereyim. Yılda bir defa bizim bir takvimimiz çıkar. Bu takvimi il temsilcilikleri, derneklere gider. Ama şu an büyük şirketlerle, işte DNR'larla, Migros'larla, belli firmalarla anlaşıp oralarda da satışını sağlayıp her yıl belirlediğimiz bir projeye Türkiye'nin her tarafından o gelen miktar aktarılır. İşte 2011 yılında Ortaca'da gerçekten çok vahim durumda olan, yardıma ihtiyacı olan bir hayvanseverin işte hayvanları kısırlaştırıldı, bakımı sağlandı. Geçen yılki biriken paralarla kedi evleri yapıldı. Bu yılki birikenlerin bir kısmı Kahramanmaraş'taki barınağa, hem kulübe hem altına hayvanların yatabileceği tahta sundurmalar şeklinde gönderildi. Samsun'da ben galiba basından takip ettiğim kadarıyla bir ambulans alımı var. Tabii, orada parmağınız var. Biz çalışmaya 2009 yılında Doğu Park'ta köpekler için eğitim tesisi var. Onlardan bahsederiz. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nin gene açtığı barınak biz, ve klinik var. Biz Samsun'da ilk çalışmaya 2009 yılında başladık. Bir iki temsilci arkadaşımız varken işte bizim kahramanımız diyorum Gülturan hanımefendiyle bu iş daha bir resmileşti. Sonra biz iki veteriner hekimi, bir mali müşavir ve bir iş adamı Emin Bey, birlikte, burada söyleyelim, Emin isimlerini Bey, verelim. Veteriner hekimi Elif Hanım, Emin Bey, işte iş adamımız Resul Şahin Bey ile birlikte biz hayvan severiz ama hayvan hakları ve hayvanlar yaşama konusunda bu ilde ne yapabiliriz dediğimizde geçmişte gelen bütün kötü örnekleri bir kenara koyup biraz da yüzümüzü kızartarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz projelerle çıktık. Biz dedik ki ilk etapta bu ilin neye ihtiyacı var? Bu ilde barınak asla demiyoruz. Biz esir kampı istemiyoruz. Onu konuşacağız. Onu bir kenara koyuyoruz. Güçten düşmüş hayvanların kalabileceği bir bakım merkezine ihtiyacımız var. Ama burada ildeki en büyük eksiklik, sayı çok fazla artıyor ve bunun engellenmesi lazım. İlk olarak o zaman kısırlaştırma programlarının alınması gerektiğini düşündük. İşte belediye projelerle gittiğimizde fiziksel şartlara uygun olmayan bir yerden daha güzel bir yere taşınmasını sağladık ama bu böyle sağladık da biten bir şey değil. Yaklaşık bir yani buçuk yıllık bir çalışma. Yani orayı bize gezdirmişlerdi. Evet. Bence harika bir yani yer. Biz önce belediyenin bu konuda gerçekten bize çok büyük desteği oldu. Haytaf ve diğer gönüllüleri de asla es geçmiyorum. Samsun'a gerçekten bizlerden farklı çalışma metodu olup bu işe gönül vermiş arkadaşlarla birlikte önce yer tespiti yaptık. Çok güzel bir sit alanı bulduk. Katı atığın yukarısında olduğu için yerleşime çok açılacak bir yer değildi. İşte Çevre İl Müdürlüğü, Park Müdürlüğü, Milli Orman Parklara kesinlikle onlar alındı ve Büyükşehir her zaman arkamızda oldu. Güzel bir şey yaptık. Ha, mükemmel mi yaptık? Asla mükemmeli bulmak çok zor. Ama biz yapabileceğimiz çalışmalar içerisinde hayvanların konforunu sağlayınca en ideali nasıl yaklaşırız konusunda işte veteriner hekim istihdamlarından tutun oradaki hayvanların toplanıp kısırlaştırılıp kulak küpesi takılıp yaşadıkları alanlara bırakılması noktasında işte 2010 yılında yine televizyonda hayvan haklarıyla ve hayvan sevgisiyle çalışan arkadaşlarımızdan Seda Akgül sağ olsun bize önderlik etti. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız bize Samsun'un bir gemisini kullanabileceğimizi söyledi. Bir yemek verdik. Biriken belki çok küçük bir meblağdı ama ambulansa galiba katkı kesinlikle vermişsiniz. Çok güzel bir şey. Ambulansın oluşmasında yani biz ambulans oluşmasını istedik ama diğer taraftan da şunu düşündük. Taşın altına biz de elimizi koymalıyız. Ha belki meblağımız çok küçüktü ama etrafında topladığımız olsun, insanlar sembolik şeyler ve farkındalık yaratma. Ve 1,5 ay içerisinde ambulansımız çalışmaya başladı. Onun haricinde dedik ki sokak hayvanları için işte güçten düşmüş merkezimiz oldu. Hayvanlar toplanıyor, kısırlaştırılıyor, bırakılıyor. Çok sakat olanlar orada yaşamaya devam ediyor. Bir ambulansımız var. Diğer taraftan kurumlarla konuşarak yiyeceklerin aktarılmasını sağladık. Ama biz evcil hayvanları, evde yaşayan hayvanlara da bir şeyler yapalım dedik. Çünkü bize gelen en büyük şikayetlerden bir tanesi evcil hayvan, evde yaşayan hayvanın gezmeye ihtiyacı var, dolaşmaya ihtiyacı var. İhtiyaçlarını gidermek için bir alana ihtiyacı var. Enerjisini atmaya ihtiyacı var. Bu sefer de evcil hayvanlar için bir park gündeme gelmeye başladı. Sonra Samsun'u şöyle bir haritasını önümüze açtık. Dedik ki biz nereden, nasıl bir oluşum sağlayabiliriz? Hemen Mert Parkı'nın plajının yanında. Yine bir arıtma tesisinin yan tarafı. Orada hafif bir koku olduğu için insanlar çok gidip orada çay içemiyorlar. Kafe var ama biz hayvanseverler ve hayvan besleyenler o koku bize o kadar normal geliyor ki. Biz projeye götürdük. Sağ olsun başkanımız da işte kendi bünyesinde projenin oluşturmasını sağladı. Bugün Samsun'un her tarafından gecenin 4 saat çalışan hayvanların, evcil hayvanların dolaştırıldığı bir park var. Şimdi ben gene sizin kitapçıktan
aldığım bir alıntı var, onu hatırlatmak istiyorum. Diyor ki temel hedef ve görevimiz son derece güzel burada belirlenmiş. Görevlilere görevlerini hatırlatmak, görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak, ki bu konu tarafları var tabii, belediyeler, İçişleri Bakanlığı, personeli, kurumlar arası diyaloğu sağlamak, kurumlar arası eşgüdümü oluşturmak, 7 gün 24 saat hizmet, bu ne demek bunu anlayamadım ama soracağım. Görevlilerin hizmet kalitesini arttırmak, şikayetçi değil yapıcı çözüm önerileri. Yani çok güzel, mantıklı ve bence bakın, modern bir şey var bilgiler burada. Bilgiler noktasında, bilgiler hatırlatma noktasında biz her şeyin eğitimle başladığını düşünen bir kurumuz. İşte evde aile içi anneye, en büyük babaya sorumluluk düşüyor. Aileden ayrıldığı zaman ilk okula sorumluluk düşüyor. Mesela Haytap Samsun olarak biz geçen yıldan itibaren belediyelerle, şimdi biz tüzel kişilik olduğumuz için resmi kurumlarla muhatap olabileceklere gerçekten bir federasyonuz. Bir projeyle gittiğimizde de karşısına muhatap alabileceği ve görev verdiğinde ya da o görevi aldığında bu işi gerçekten doldurarak yapabilecek insanları gördükleri için, işte bakın elinizdeki kitapçık yaklaşık 5000, 7000 ve 3000 tarzı şeklinde Samsun'da alt belediyelerden bir tanesi, Canik Belediyesi'nin bastırdığı bir kitaptır. Güzel bir yayın. Gerçekten bir rehber, Türkiye'de ilk ve Türkiye'de Haytap'ın olduğu her yerde isten hayvan severin ulaşabileceği, içinde gerçekten çok güzel bilgiler var. Eğitim derken Samsun'daki işte 3 tane temsilci arkadaş, ben ve Elif Hanım veteriner hekimi, belediyelerle protokol yaparken ilk adım belediyesiyle bir anlaşma sağladık. Yaklaşık 21 tane ilkokula 2 dönemdir perşembe günleri belli saatlerde 2 ya da 3 sınıf ya da 4 sınıf birleştirerek hayvan, sokak hayvanı nedir, hayvanlara nasıl davranmalıyız, hayvanlar bize nasıl yaklaşmalı, biz onlara nasıl yaklaşmalıyız, beslenmelerde neler dikkat edilmeliyiz, özellikle kısırlaştırılmış kulak küpesi olan hayvan ne demektir, onları anlattık. Eğitimle başladık, eğitimle devam ediyoruz ve biz her kuruma gittiğimizde kurumun neler yapabileceğini artık şablon olarak önümüzde görev yetkilerini biliyoruz. Şöyle, ne isteyeceğimizi biliyoruz. Şöyle bir durum var. Yani yetkililerin görevleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu ama görevlerini hatırlatmak, kesinlikle, onlara bir baskı uygulamak, bunu yapmak. Ama bunu yaparken de hadi bunu yapın demiyoruz. Yok, onu onunla beraberiz. Tabii, yani beraber hareket ediyoruz. Ama gene hatırlatmak. Hatta kesinlikle burada da var. İşte ısrarcı olmak, aynen takip öyle, etmek. Aynen efendim öyle. Çok güzel şeyler var burada. Görev yapanları sürekli izlemek. Şimdi bakın, her Haytap temsilcisi bir ilde sorun olduğunda hangi kuruma gideceğini, hangi kurumun görev ve yetkilerini aşağı yukarı %80 bilir. En basit örnek vereyim. Vezir Köprü'de bir tane inek biliyorsunuz uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık oradaki sahibi 2 ya da 3 gün bekledi. Ve Haytap'a ulaşana kadar herkes bir şeyler söyledi. Ulaştığı zaman uçurumun kenarında bir inek, bunun görev ve yetki alanları. Valiliğe mi ulaşacağız, Büyükşehir Belediyesi'ne mi ulaşacağız, alt belediyeye mi ulaşacağız, AFAD'a mı ulaşacağız, jandarmadan mı yardım isteyeceğiz? Bunun bir telefonu yok mu? Tek bir telefon. Maalesef yok. Değil mi Türkiye'de? Ve aslında o kadar ilginç bir... 112 gibi. Yok, 112'yi bırakın. Aynı belediye içerisinde biliyorsunuz biz Büyükşehir'iz. İşte gerçi biraz görev yetkiler ama il bazında il hayvan kurullarıyla, valilerle başlıyor bu iş. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Başkanları'yla devam ediyor. Alt belediye başkanları'yla devam ediyor. Sonra o işin içerisine hayvan gönüllüleri giriyor. Türkiye Samsun'da 2 defa bu kurs yapıldı. Gerçekten hayvanlarla ilgilenen insanlar kursa alındı. Bilgiler verildi ve bir sertifika ile birlikte bağlı bulundukları ilçe ve illerde o insanların çalışması sağlandı. Ama ciddi bağlamda bizim bürokratik engelleri aşmada sıkıntımız var. Birinin yetkisinin başladığı yerde öbürünün yetkisi bitiyor. Ama hayvanın bunu, trafik kurallarını bilmesi lazım. Yani bunu mümkün değil. Bakın. Kesinlikle. Şimdi belediyenin çok güzel bir çalışması var. Biz bir bakım merkezi oluşturduk. Sokakta bir hayvan görüyorsunuz. Telefon açıyorsunuz. O hayvan o belediyenin, alt belediyenin toplama ekibi tarafından geliyor. Alınıyor. 10 gün bekletiliyor. Kısırlaştırılıyor. Kulak küpesi takılıyor ve alındığı yere bırakılıyor. Şimdi ilk adım belediyesini arıyorsunuz. Ama Köpek Canik Belediyesi sınırları içerisine gittiği zaman bunu o köpeğe takip etme mümkün değil. İlk adım belediyesi diyor ki benim görevim bitti. Canı'yı arıyorsunuz. Canin böyle bir çalışması yok. O yüzden biz hep şey diyoruz. Mesela bizim Samsun'daki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Belki Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Biraz önce söylediğiniz çok doğru. Bunun tek bir merkeze toplanması gerekiyor. Şimdi İster bir sorumluluk valiliğe verilir, ister büyükşehire verilir. Doğru. Ama büyükşehirde işte burada çok güzel bir merkez var. Biz gerçi Türkiye'deki illerden inanın en şanslı olanlarından bir tanesiyiz. Gerçekten çalışan bir belediyemiz var. Oradaki veteriner hekim arkadaşlar çok gönüllü ve gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Diğer taraftan orada görevli arkadaşlar da önceki yıllara kıyaslandığında çok daha büyük özveriyle çalışıyorlar.
Ama işin içerisine yetki sınırlaması girdiği an belli bir noktadan sonra kalıyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum da var galiba. Bu sorun sadece merkezle ilgili bir problem değil. Ben İlk Adım Belediyesi Kent Konseyi'nde çevre çalışma grubundaydım. Bu konuyla ilgilendik biz. Emin Bey ile beraberdik. Evet. Süleyman Bey vardı İlk Adım Belediyesi'nden. Orada bu konuyu gündeme getirdiğimizde olayın aslında kırsaldan kaynaklandığını, çevre illerden kaynaklandığını, çevre ilçeden kaynaklandığını, sadece merkezden alınacak, merkez ilçede ve Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı önlemlerle bunun olamayacağını söylendi. Mümkün değil. Bir panel de düzenledik biz o zaman. Konuşmacılar gelmişti. Böyle hatta Sivas'tan bile trenle buraya gelen hayvanlar var. Ben şimdi ondan önce size şunu sormak istiyorum. Şimdi 5199 sayılı kanunda bu hayvan grupları şöyle tanımlanmış. Evcil hayvanlar, sahipsiz hayvanlar, güçten düşmüş hayvanlar, yabani hayvan, ev ve süs hayvanı, kontrollü hayvan, deney hayvanı ve kesim hayvanı. Evet. Bunların hepsinin ayrı ayrı galiba korunmaya, kontrole, denetime ihtiyacı var. Ama ben istiyorum ki bugünkü konumuz bu güçten düşmüş, sahipsiz sokak hayvanlar olsun. Aynen. Yani bunlar üzerine konuşmak istiyorum gerçekten. Aslında ben her bu söylendiği zaman söylediğim çok güzel bir şey var. Sahipsiz sokak hayvanı diye bir şey yoktur. Sokak çünkü hayvan doğurmaz. Evet. Ama nasıl oluyor o zaman? Yani sokakta bir sürü hayvan görüyoruz. Ama onların sokağa atılmasına vesile olan yine biz insanlarız. Ne yapmalıyız? Şimdi bunun en basiti şimdi belediyeler en son noktada çalışan kurumlar. Ama bunun önce üretiminin bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Kısırlaştırma bunlardan en son noktadaki yöntemlerden bir tanesi. Pet shopların kontrolsüz hayvan satımının engellenmesi lazım. Hatta hiç hayvan satmamaları lazım. Öyle mi? O, tabii ki çünkü normalde şey yapıyorsunuz, düşünün bir pet shop'a giriyorsunuz. Çok küçükler kafeslerde 3-4 tane, 5 tane hayvan. Sağlık uygulaması yok. Zaten ısısı, nemi bir şey. Her şey yani işte hayvan haklarının o 5199'da içi baktığınızda onlar tek tek şartlandırılmış durumda. Hayvanı alıp, bu sadece kedi köpek demiyorum, bugün yılka atları, bugün eşekler, bugün şeyde görebileceğiniz tavşana varana kadar evine alıyor, biraz bakıyor. Nereden aldığı belli değil, kontrollü bir şekilde değil. Bakamadığı zaman vereceği kurum olarak belediye ya da şeyleri düşünmüyor. Direkt sokağa bırakıyor. Biz bunu en çok nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Yazlık bir şehirde yaşıyoruz. Yazın biz Atakum, işte yazlık beldelere gidip yazlıklarda oturuyoruz. Okullar tatil oluyor. İşte çocuklarımıza birer eğlence diyoruz. Biz de onlarla olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eylül ayına başlamadan bir hafta önce inanın şu an sokaklarda ırk olmayan sokak hayvanı bile görmüyorsunuz. Gerçekten ırk hayvanların sokakta bırakılıp yaşadığını görüyorsunuz. Tayinlerde, evlendiklerinde, öğrenciler okulu bırakıp şehre döndüklerinde. Yani gerçekten böyle bırakıp gidiyorlar mı? Aynen öyle bırakıp gidiyorlar. O hayvan uzun süre doğrusu ne bunun? Ne yapmaları gerekiyor? Önce o hayvanı alırken 10 ile 15 yıl ömür skalası içerisinde şartları ne olursa olsun yaşamı kabul etmeye almanız gerekiyor. Yani mecbur günden kaldı gidecek ama bunu bir yere teslim etmesi gerekmiyor mu o zaman? Yani var mı öyle kurumlar? En güzel şey bırakmamak. Çünkü o sorumlu tamam, bir anladım, başlangıç sorumluluğu alarak gidiyor. Başlayacak. İkincisi etrafına bakabileceği inandığı insanlara, çünkü Türkiye'de şey sistemi yok. Ben bu hayvana bakamıyorum. Gelip bir kurum alıyor. Yok mu bu? Maalesef yok. Peki bu zaten olmasına da çok sıcak bakmıyoruz. De, bakın işte o Büyükşehir'in açtığı yere ben şimdi götürsem oraya bırakamıyor muyum bunu? Şimdi korkunç bir travma yaşatıyorsunuz hayvanı. Siz bunu al bebek gül bebek evde büyütüyorsunuz. Saatinde yemek veriyorsunuz. En büyük ihtiyacı olan sevgiyi veriyorsunuz. Sizin işiniz bitti. Ben ne yapabilirim artık sana bakamıyorum. Yani biblo ya da araba almıyorsunuz ya da ev almıyorsunuz. Gerçi diyeceksiniz ki bana insanlar çocuklarını bile bırakıyor ama. Yok. Tabii bu bundan farklı. Yani ama şey var. O sorumluluğu bir defa alacağına emin olarak bir evcil hayvana sahip olmak gerekiyor. Hatta bir ben geçen Sevgililer Günü'nde kesinlikle şey, hediye, bir onu canlı hediye değildir. Facebook'ta paylaşımlar geldi. Aynen bir tanesi öyle. Diyor ki lütfen bir köpek resmi koymuşlar. Hı-hı. Çok da güzel. Lütfen diyor beni Sevgililer Günü'nde i̇şte, hediye etmeyin diyor. Olarak bizim bu konuda billboardlarımız hediye vardı. Almayın kesinlikle benim. Dergilerde, görsel basında, belediyelerde hatta çok güzel bir afişimiz de var. Alıyorlar, pat diye bırakıyorlar. Bir de gerçekten çok beni ciddi terk etmediği bir aynen öyle. Var, evet. Çok ama bu gerçek yaşanmış bir olaydan esinlenmiş bir şey. Yani o yüzden alındıktan sonra da Türkiye'de maalesef bırakacakları bir kurum yok. Birinci dereceden bırakabilecekleri kişileri arıyorlar. Belediyeye bıraktığınızda da hani bu köpeği niye aldın diye bir sorgulama yok ama şimdi düşünün 300-500 tane bir köpeğin aynı anda o tarafa doldurulduğunu. Zaten korkunç bir travma yaşıyor ev ortamından, sevgiden. Barınak demek de çok hoş değil. Gerçi Samsun barınak olarak çok şanslı ama diğer illerde inanın iki tane demir duvar.
Altta bir zemin beton, önünde bir demir sürgü. Köşeye bir tane yemek kabı koymuşlar. Hayvan kenara kısılmış bir vaziyette, soğuk sıcak demeden orada kalıyor. Biz zaten o şekilde hayvanların tutulmasına da karşıyız. Biz diyoruz ki sokaktaki hayvan sokağa düştüyse bile alınsın, kısırlaştırılsın. Sahiplenemiyorsa alındığı yere bırakılsın. Çünkü sokakta... Alındığı yer neresi? Yani nerede mesela sokakta herhangi bir yerde alındıysa alınıp dağın başına ya da şeylerin insanların az olduğu yere bırakılmasın. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Samsun'un 5 yılda kısırlaştırma ve takip programıyla çözdü ama bir yerden oluk hala akıyor. Bu sefer çevre illerden trenlere dolduruyorlar, bırakıyorlar. Arabayla giderken bir bakıyorsunuz, bir tane araca köpek çarpmış, köpek ölmüş, araba gitmiş. Çünkü geldiği ortam öyle doğal bir ortam ki trafik kurallarının ne olduğunu bilmiyor. Şimdi biz kent konseyindeki bu çalışmayı yaparken onu da konuşmuştuk. Hı-hı. Yani merkezdekileri aşılıyoruz ama özellikle ekiplerin Hı-hı. çevre köylere gidip, büyükşehire bağlı köylere gidip oralarda aşılama yapması gerekiyor. Çünkü o köpekler veya kısırlaştırma, o köpeklerin sahipleri onların yavrularını getirip merkeze bırakıyorlar. Bunun en güzel yolu ne biliyor musunuz? Evinde evcil hayvan, biraz önce saydınız binek hayvanı olabilir, süs hayvanı olabilir, kayıt altına alınacak. Evinde kaç tane, köyde mi yaşıyor? Mesela şehir için hallettik ama bir erkek ve bir dişi bir yılın sonunda 16 çift yavru yapıyor. Evet. Bilimsel olarak kanıtlanmış. O bir erkek bir çift, bakın bir doğumda 5-6 batın doğuyor. 6 yılın sonunda 67 bin tane yapıyor. Yani bunu sadece son nokta kısırlaştır, aldığın yere bırak, sahiplendirle çözme şansınız yok. Bunun en baştan hayvanların kayıt altına alınıp o sorumluluğu alacak kişilerin belirlenip, şimdi köylere gidiyorsunuz, belli bir yaşa kadar en basitinden bir eşek bakılıyor, işi kalmadı mı? Atılıyor. Deltalar dolu. Aynen öyle, aynen öyle. Yeşilirmak deltası, bakın içeriye giderken evet. en büyük sıkıntı yılka atları. Bir anda evet. önümüze çıkıveriyor. Çünkü iş zamanı insanlar bunu alıyorlar. Yaban evcilleştirilmiş olanları. İşleri görene kadar onlarla birlikte kışı benimle geçirecek diye düşünmüyor. Şu an ona ihtiyacım yok diyor ve aldığı yere bırakıyor. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Ben sahipsiz sokak hayvanları deyince itiraz ettiniz. Dediniz ki sahipsiz hayvan yoktur, terk aynen edilmiş öyle. Hayvan sahibine vardır. Sahibine bakma sorumluluğu zaten, ve yükümlülüğü olmayan insanlar. Bu konuda bir toplantıda da şu söylenmişti, iyi hatırlıyorum. Sokaklarımızda şu anda hayvanların çoğu cins hayvanlar. Yani aynen öyle. Evcillikten terk edilen Hı-hı. hayvanlar. Bunu biz de fark ediyoruz. Sokak köpeği diye bir şey söz konusu değil. Hatta bakın bu konuda bizim... bir üst düzey bilince ihtiyacımız var o aynen zaman. Aynen öyle. Merdiven altı üretimlerin de durması lazım. Ne demek o? Benim bir erkeğim var, işte bir dişi başka birinin var, çiftleştiriyor, o yavruların bir kısmını sahiplendiriyor. Özellikle dişileri yolun kenarına bırakıyor ya da sağa sola bırakıyor. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi üretim çiftliklerinin olması lazım. Ama bu üretim çiftlikleri derken ticari amaçla değil. Yani benim 3 tane yavrum oldu, ben bunu belediyeye gidiyorum, kayıt altına aldırıyorum. Kime verdiğimi biliyorum, ne kadar sürede bakıldığını biliyorum. Mesela şu an Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladım. Mesleğim olduğu için de söylüyorum. Pirinç tanesi kadar bir aparat deri altına takıyorsunuz. Bu her türlü hayvana takabiliyorsunuz. Çipsin bu. Bir çip, bir çip numarası. Şimdi mesela şeye başladık biz özellikle evcil hayvanlarda. Biz kayıtlara başladığımız zaman belediyeye diyoruz ki şöyle bir hayvan geldi, çip numarası var. Çip numarası takıldıktan sonra nereye giderse gitsin, ölse dahi deri içinde olduğu için bunu okuyabiliyorsunuz. Yani merdiven altı üretimlerin özellikle köpek dövüştürenlerin en çok başvurdukları noktalardan bir tanesi bu. Çok izbe yerlerde üretip kendi içlerinde bunu dağıtıp ciddi ciddi ring kuruyorlar. Ve Türkiye'de maalesef bizim 5199 sayılı kanunumuz kabahatler kanunu yola tüküren ve çöp atanla bir tutup onu konuşacağız. Bu kedi olayında gündeme gelmişti. Şimdi ben o zaman şunu sorayım. Bu sahipli diyelim, terk edilmiş diyelim o zaman. Sahipsiz sokak hayvan değil mi de? Bu terk edilmiş hayvanlar toplumun bir kesiminde rahatsız ediyor sonuçta. Kesinlikle. Ben belediyecilerle bu konularda görüşme yaptığımda bu kent konseyinde işte oradan bahsedeceğim. Onlar da çaresiz durumda gördüm açıkçası. Çünkü diyor ki vatandaş şikayet ediyor. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Bir yere bırakıyorsunuz. Siz hayvanseverler veya hayvan hakları savunucuları barınaklara da karşı çıkıyorlar. Samsun için konuşmuyorum. Evet. Türkiye genelinde. Oradaki şartlar da çok kötü. Dolayısıyla burada şimdi mesela sizin olmadığınız ilçeler var. Evet. Hayvan hakları savunucularının şimdi yeterli bakın, derecede güçlü olmadığı. Bir dakika ben şunu söyleyeyim önce. İlçeler var. Şimdi dün bana çarşambadan Seval Hanım aradı beni. Sağ olsun. O bu konuda kendi Facebook'ta bir sayfası var. Evet. Kendi çapında çarşamba sahipsiz hayvanları savunma platformu gibi bir şey kurmuş. Bir yaralı hayvan gördüğünü, bu konuda ne yapması gerektiğini jandarmayı aramış, polisi aramış, belediyeyi aramış, hatta belediyenin veterinerini aramış.
Herkes çaresiz. Yani kimse bir şey yap. Bir kere de benim başıma geldi. Jostar'da bir ayağı kırık at gördüm. İnanır mısınız o manzarayı görmenizi isterdim. Bütün hayvanlar etrafına dizilmişler. Hayvan ayakta ve bir ayağı kırık. En az 7-8 yeri aradım. O benim görevim dışında dedi. Şu dedi. Bir telefon da yok diyorsunuz. İşte yetkililerin şimdi burada, tek bir yerde toplanmasını istemiyor. Kitapçıkta var aslında. Kitapçıkta nereye başvurulur, nasıl dilekçe verilir, örnekleri vesaire de var. Bu öncelikle çok güzel. Hangi kimler belde, burada? Hangi... Ben bir vatandaşım. Yolda bir yaralı hayvan gördüm. Araba çarpmış veya bir şey olmuş. Bana bunun yöntemini söyler misiniz? Şimdi bakın, Türkiye'de çok ciddi bir bürokrasi ve yetki karmaşası var. Şimdi Seval Hanım'la ben de görüştüğümde kendisine ben size yönlendirdim zaten. Açıkladım. Evet. Şimdi ilk baştan bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin bir barınağı var. Bu ara ve şeylerimiz, hazırladıklarımız da Büyükşehir çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bir güçten düşmüş hayvanlar için bakım evi var. Ambulansı var. Bu tür bir durumda aradığınızda mesela çarşambaya gider mi o ambulans? Ama işte onu anlatacağım. Büyükşehir'deki arkadaş aradığımızda diyor ki Büyükşehir sınırları içerisindeyse tamam ama çarşamba bana bağlı değil. Bu sefer Çarşamba Belediyesi'ni arıyoruz. Çarşamba Belediyesi gerçekten oradaki hekim arkadaş çok ilgili. Çok ilgilenmiş. O da çok. Diyor ki ama ayvacık yani benim şeyim sınırımın dışında. Bu sefer o belde belediyeyi arıyoruz. Şimdi vatandaşın burada ilk müracaat edeceği yer bağlı bulunduğu belediye. Bağlı bulunduğu belediyeden yardım alamadı. Mesela diyelim ki polisi aradı. Belediyenin numarasını bilmiyorum. Dağın başında gördüm. Polisin yetki sınırları içerisindeyse polisin yetkisi bir de jandarmanın sınırları içerisinde olması lazım. O arkadaşın o konuda bilgisi olması lazım. Yönlendirme derken bakın ben Seval Hanım'a örnek olacak. Vezir Köprü'deki olayı söyleyeyim size. Daha önce de söyledim. İnek işte hayvan İstanbul'da bir arkadaş arıyorlar. İstanbul'daki arkadaş mutlaka o hayvanın çıkartılması gerektiği söyleniyor ama ne yol yordam hiçbir şey yok. Bize ulaştılar. Özellikle Vezirköprü'den giden bir Haytap temsilcisi arkadaşa ulaşılıyor. İlk aklına gelen biz ilk belediyelere müracaat ediyoruz. Vezirköprü Belediye Başkanı'nı arıyor. O da gerçekten bu konuda çok duyarlı bir insan. Sonra bir bakıyorlar ki yamaç gidilecek alan normal belediye araçlarıyla. Tamam, fiziki şartlar hariç. O zaman kimi arıyorlar? Buranın yetkisi kime ait? AFAD arıyorlar. AFAD diyor ki bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Jandarma bölgesi. Jandarma aranıyor. Jandarma AFAD'a geliyor. AFAD diyor ki burada benim elimdeki araçla aşağı inme mümkün değil. Bu sefer biz döndük. Belediyenin imkanlarıyla bir tane dözer bulduk. O dözerle o çamur balçığın içerisinden indi. Kaç tane kurumdan bahsettim. Ve bu bireysel çabayla oluşturulan bir şey. O yüzden bu tür işlemlerin tek bir merkezde toplanıp... Böyle bir talebiniz var değil mi? Var, kesinlikle var. Tek bir merkezde toplanmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor. Valilikte il kurullara veriliyor. Ama bu sadece görsel bir toplantı değil. Bir kurum, bu kurumun altında çalışan veteriner hekimler, bu kurumun altında çalışan... Ha, bir şey demiyoruz ama biz AFAD oraya eleman versin demiyoruz. Biz o merkez alo dediğinde AFAD'daki hangi elemanın buraya gideceği belli olsun diyoruz. Ya da polisi, jandarma yetkilerini hangi noktada gireceğini, bizim hangi noktada ne isteyeceğimiz bilinsin istiyoruz. Valla Selim Hanım şunu söyleyeyim. Ben şunu görüyorum Türkiye'de. Bu hayvan severler ve hayvan hakları savunucuların arkasında çok güçlü bir kamuoyu var. Bir kere bunu söyleyeyim. Gerçekten var. Bakın, bizim en büyük eksiğimiz ne biliyor musunuz? Biz federasyon olarak bunu kısmen açtık ama biz hayvanseverler hep bireysel hareket eden insanlar. Ben şu anlamda söylüyorum. Bakın bir gerek basın çok ilgi gösteriyor. Evet. Hatta bu program için bile bana bu Aks TV koordinatörü bana özellikle rica etti. Mutlaka hayvan haklarını biz değinelim diye. Şu açıdan söylüyorum. Güçlü bir kamuoyu desteğiniz var aslında ama benim anlattıklarınızdan şunu algıladım. Keşke her ilçede en az 10 tane böyle Haytap'ın temsilciliğini yapabilecek veya hayvan hakları konusunda duyarlı en az 10 kişi bir ağımız olsa. Sadece, Samsun için söylemiyorum. Ama var yanlış öyle bir anlamayın. Ağımız var. Bakın ben size 2 tane örnek vereyim. Ama biz de yeni yani 2008'de var olan bir kuruluşuz. 2009 yani şeyimiz de bizim de yani büyümemiz daha yeni. Biz de daha böyle adımlar atmaya başladık koşamıyoruz ama güçlü çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bakın 5199 sayılı kanunda biz özellikle hayvanların tek bir merkeze toplanmamasını, ölüm kampı oluşturulmamasını, yaşam hakkı verilmesini inanın Haytap temsilciliği olan bütün illerde olmayanlarda da olan arkadaşlar aracılığıyla başbakanımıza bir mektup yazdık ve bunu bütün il başkanlıklarına gönderdik. Biz bu duyarlılığı oluşturduk. Şu an mecliste 5199 sayılı o kanunla da ilgili sıkıntılar var ama. Tabii görüşmeler var. Federasyon olarak Haytap orada, diğer sivil toplum örgütleri orada. Sadece Haytap'ın içerisinde olmayan diğer dernekler orada. Gerçekten çalışma yapılıyor ama her çalışma şey hani bugün yapıldı, ertesi gün düzelsin maalesef olmuyor. Ben o anlamda demiyorum ama şu var. Bakın güçlü bir kamuoyu var ama kamuoyunun bir kısmı da şöyle bakıyor. Bize de yapılıyor. Ben de çevreciyim.
Tema Vakfı'ndayım mesela. Bize de söyleyeyim. Millet yemeği ekmek bulamıyor. Siz kimlerin haklarını savunuyorsunuz gibi bir bakış açısı da var. Bunu da yadırgamamak lazım. Bir kuşun kurtarılma operasyonlarını izliyoruz. Adam uzaktan diyor ki ya bir kuş için de bu kadar para mı harcanır diyenler de var. Dolayısıyla bu buradaki bu ısrar etme, ısrarla takipçi olma anlayışını ben çok önemsedim. Dolayısıyla bunun yani daha hızlı yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir şey daha soracağım. Şimdi bu demin dedik ki işte vatandaş sahipsiz, terk edilmiş hayvanlardan rahatsız. İşte belediye şikayetlerini yapıyor. Bu konuda çözüm olarak işte barınaklar başlangıçta ele alınmış. İyi niyetle belki de yapılmış. Fiziki şartları iyi olmayabilir ama şuna bakıyoruz. Hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları barınakları da baştan reddediyorlar. Yani bunun doğru bir uygulama olmadığını söylüyor. Buna niye karşı çıkılıyor? Ama yani neler, doğrusu nedir? Çok basit bir şey söyleyeyim. Siz evde yaşayan canlıyı alıp sokağa bırakıyorsunuz. Bakamıyorum diye bırakıyorsunuz. Belediyeler tamam bırakılmış. Bu hayvan sokakta şimdi. Ne yapalım? Ama o hayvanın kısırlaştırılıp kulak küpesi takılıp kısırlaştırma özellikle vurgulamamdaki sebep ne biliyor musunuz? Üremenin önüne geçmek. Yani üremenin önüne geçilmiş bir canlıyı o sokakta yaşayan insanlara onunla bir doğal yaşam içerisinde bir parça olduğunu, evet, o olmadan yaşamanın bir anlam ifade etmediğini, onun da bir köpek koruma görevi yapabiliyor, bir kedi bir yan akarın temizlenmesine sebebiyet verebiliyor. Ne bileyim tavukları mesela en basit örnek vereyim, her canlının doğa içerisinde bir görevi var. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Bu hayvan barınağa gitsin. Gereken kontrolleri yapılsın, aşısı yapılsın, kısırlaştırma gerekiyorsa yapılsın, iş küpelensin yani kimliklendirilsin evet, ve tekrar yapılırsın, salınsın mı diyorsunuz? Alındığı yere bırakılsın. Onlar alındığı çünkü bölgeye bir, bırakılsın. Aynen öyle çünkü onlar da bir bölgede gene yaşıyorlar. Gene sahibi yok. Ama o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte biz hayvanseverler ya da hayvan hakları savucuları diyoruz ki sokağımızda bir sokak hayvanı var. Bunun neye ihtiyacı var? Barınmaya ihtiyacı var. Bugün bizim yaptığımız çalışmalarla gidin, Samsun için söylüyorum. Belli iş yerlerinin önünde kedi ya da köpeğin yaşayacağı bir kulübe görüyorsunuz. Bir sokak başında bir yemek kabı, bir su kabı görüyorsunuz. İlkokula gittiğimizde çocuklara biz diyoruz ki evde yemeğinizi suyunuzu atmayın. Arta kalanları yemediklerinizi temiz bir şekilde evcil hayvanların yiyebileceği, o sokak hayvanların yiyebileceği alanlara bırakın. O kampanya bakın, çok da tuttu aslında. Kesinlikle tuttu. İnanın yazın ben kliniğimin önünde sırayla kuşun, kedinin, köpeğin birbirine zarar vermeden o suyu içip gittiğini görüyorum. Onlar da o kadar güzel bir hiyerarşi var ki hiç kimse hiçbir hayvan başka bir hayvanın ve canlının yaşam hakkını elinden almıyor. Almaz zaten. Bir de bazı belediyelerin güzel çalışmalarını gördük. Yemlikler, işte kesinlikle, su, kesinlikle. Su içme mekanlarının yapılması bakın, gibi. Bakın Osmanlı zamanında Bursa'da evet, vakıflar vardı bu konuda. Vakıfları bırakın bir çarşı ismini şu an hatırlayamıyorum. Leylekler çatısında geliyorlar ve belli bir süre sonra ayağı kırılıp sakat kalanlar gidemiyorlar. Kadının emriyle ve belediye başkanı aracılığıyla bakımı. O dönemki şeyle o leyleklerin bakımı yapılıyor. Bugün Osmanlı'da ilk hayvan hastanesi açılan 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'dir. Ama ne hazindir ki yıkılma döneminde ıssız adada eşekleri bir yere toplayıp ölüme terk eden de yine kesinlikle, Osmanlı Devleti'dir. Kesinlikle. Yani bakın çekirdeğinde insan var. Şimdi ona katılıyorum. Bizim kültürümüzde de bu birikimimiz var ama bir şeyler arada kaybolmuş. Tekrar bunu bulmak için uğraşıyoruz. Biz herkese şey diyoruz. Çok soğuklarda lütfen ya soğukların olmasına gerek yok. Ekmek ufağını bile atmayın, toplayın, bir kenara koyun. Onu yiyen sebeplenen bir kuş var. Kesinlikle. Bizim bakın bağlı bulunduğumuz din bile israfı kesinlikle yasaklıyor. Biz şimdi sadece belediyeler olarak düşünmeyin. Samsun'da merkezde ya da köylerde hayvanları seven, onları besleyen insanlar var. Sayı o kadar çok artıyor ki onlara bir şekilde besleme sıkıntı olmaya başlıyor. Biz de hastanelerle, belli kurumlarla çalışıp onların yemeklerini toplayıp o insanların almasına bile yardımcı oluyoruz. Şimdi bence işin başlangıcı beslemeden ziyade iyi davranmayı öğretmek. Birinci sevgi, çıkışı kesinlikle o. Sevgi. Şimdi o konuya geleceğim zaten. Şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani bunun sonuç dönüyor, dolaşıyor. Gene eğitime geliyor. Çevre konusunda eğitim, hayvan İnanın, hakları konusunda eğitim. Şimdi benim umutlandığım bir şey o. var. Belki de en basit olan ama şöyle işte yoktu da bugüne kadar. Şimdi ama yeni bir gelişme var Türk eğitim sisteminde. Bu anaokullarının açılması. Hı hı. Özellikle bu onayın başlangıcı evet, bu konuda gerçekten önemli. Bugün yurt dışında baktığınızda her evde bir hayvan, bir canlı bakılıyor. Kesinlikle. Çocuklara ilk olarak bu bir canlıya bakma, onunla ilişki kurma öğretiliyor. Bu anaokulu eğitimlerinden ben çok umutluyum bu konuda. Yani 7 yaşına kadar bu duyguların gelişmesi son derece faydalı. Eğitim ama alanında bakın, neler öneriyorsunuz? 7 yaşından önce çocuk etrafta ilgiye 3,5 yaşında başlıyor ya. Anne ve babanın onunla yaşayacağı ortamda bir bitkinin,
bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun, yeri geldiğinde deniz kenarını ya da bir fanusunu balın bile yaşama hakkının olduğunu öğretmesi gerekiyor. İşte önce, ben de onu söylüyorum. Önce 5'te başlıyoruz. Aynen öyle. Önce bunu önce tabii, anne tabii. babadan başlıyor. Kesinlikle. Ama bakın ben çok ilginç anekdotlar anlatayım. Kadın köpekten korkuyor ama öyle bir tepki gösteriyor ki. Şimdi gerçek korkanları ayırıyorum ama aynı korkuyu çocuğuna da aktarıyor. Biz kendisi çok korktuğu için kliniğe gelemeyip çocuğunu kapının önünde bırakıp hayvan sevdirdiğimiz insanlar var. Ben korktum ama benim çocuğum bu korkuyu yaşamasın diyor. Çünkü artık şimdi biraz önceki sorunuzun başına döneceğim. Önceden de bunlar da vardı ama bunların bir sorun olduğu farkındalığını oluşturduk biz. Sokak hayvanların başıboş gezmemesi gerektiği, yemeğe, sevgiye, barınmaya ihtiyacı olduğu. Bunları bir yemek, bir kap su koy. İnanın bizim 3,5 yıllık çalışmamız sonunda insanlar bu duyarlılığa ulaştırdı. En sonunda Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapıldı. Bakanlık birer işte bir kap su, bir kap yemek kabı bıraktı bize. Biz gelen her hayvanseveri, hayvanla ilgilenen herkese bunları dağıttık. Ama galiba problem şurada. Yani biz yeni kentleşiyoruz. Yani aynen kırsalda öyle. Böyle bir problemimiz yoktu. Hayvanlarla iç içeydik. Hatta onlara ilgilenme şansımız artıyordu. Kentleşme olgusuyla birlikte bu ama sorun ortaya... Ama kırsalda şu anda gidin hiçbir hayvanı aç görmezsiniz. İşte onu söylüyorum. Böyle bir problemimiz yoktu diyorum. Ama kentlerde bu problem başladı. Evet. Yeni de kentleşince 70'li yıllardan sonra aynen birden öyle. Bu olayla karşı karşıya kaldık. Şimdi de çıkış yolları arıyoruz. Dünya bu konuda sistemler geliştirmiş, oluşumlar yapmış. Ben bu programla ilgili internette hazırlık yaparken yabancı siteleri de gezdim. Bir sürü YouTube'dan videolar taradım. Ya bizim kadar sorunlu olan da gördüm diyemem yani. Burada da öyle bir şey var. Ben zamanımız daralıyor da bir konuyu daha sizle paylaşmak istiyorum. Geçen Eskişehir'de bir hayvana şiddet olayı yaşandı. Evet, çok üzücü. Bu ili de söylememiz doğru değil ama sonuçta oldu oldu. Tabii aslında bu yaşanan ilk değildi. Değil. Bu devamlı oluyor. Her yerde oluyor. Için, şimdi maalesef. Bu konuda çok doğru bir gene sizin şeyden camiadan bir avukat hanımdı galiba. Televizyonda şöyle bir şey söyledi. Ben çok etkilendim. Bugün hayvana şiddet uygulayan aynen yarın öyle. İnsana uygular. Dolayısıyla bu bir geçiş bakın, noktasıdır. Kriminoloji uzmanı bizim, Işıl Atasar. Sizin söylediğiniz şeyi söyledi. Onu söyleyeceğim. O programda zaten. Aynen öyle. Bunun kabahatler kanunundan çıkarılıp kesinlikle. Ceza kanunu. Niye bu da geçmek istemiyor? Haysaf'ın güzel kişilik olduğundan niye? Beri en çok üstünde durduğu noktalardan bir tanesi. Bakın Işıl Atasoy bildiğiniz gibi profesördür bu konuda. O programda konuşuldu bu. Ve inanın 21 tane ülkede yapılan araştırma ve 21 tane seri katilin özgeçmişini bize bilgi olarak geldiğinde benim kanım dondu. Çünkü kuşun kanadını kıran, kafasını koparan, ayağını koparan, kedinin ayağına basan, hayvanla şiddetle başlıyor ama kesinlikle. bir adım sonrası insana peki niye şiddet. Biz bu konuda ısrar ediyoruz? Mesela mecliste de bir yasa teklifi var. O yasada da yok bu. Yani hayvan haklarıyla ilgili yasalarımıza niye bunun bir ceza şeyinde yargılanması gelmiyor da kabahatler kanununa niye bunu kıstırıyoruz? O da 2000, işte 150 lira, 200 lira, 1 milyar lira ceza ver çık. Hayvan hakları ile ilgili ilk yasal çalışma eğer yanlış hatırlamıyorsam 2004'te başlayan bir çalışma. Avrupa Birliği'ne uyum çalışması içerisinde bize açılan şeylerden, fasılların içlerinden bir tanesi bu. Ve şey yok, kabahatler kanununun olmasını bizim de gerçekten son derece karşı çıktığımız bir şey. Bir canlıyı öldürmek, sokağa tükürmekle bir tutulmamalı. Tutulmamalı. Ceza 2 yıldan aşağı olduğu takdirde 300-500 lira bir ceza ile kurtulabiliyor ama ceza 2 yıl dendiğinde en az 1 ile 60 gün arası değişen, pardon yanlış söylemeyeyim, 60 gün ile 6 ay arası değişen hapis cezasına dönüyor. Bu insanın siciline işleniyor. Sadece bir canlıya zarar veren bir insanın bir basamak seri katillere dönmesi kadar vahim bir şey olamaz. Biz bu insanlarla sokakta birlikte yaşayacağız. Aynı evde oturacağız. Aynı mahallede yaşayacağız. Aynı toplum taşıma aracını kullanacağız. Bir adım sonrasının bize gelmeyeceğini yani kimse garanti edemez. Yani diyorsunuz bilimsel bir kesinlikle araştırma var. Da var bu aynen konuda. Öyle, bugün hayvanlara eziyet eden, şiddet uygulayan insanlara da uygulama eğilimi kesinlikle. Son derece yüksek. Kesinlikle. Bunu da önleyici olarak ceza kanununa göre yargılanması gerektiğini söylüyorsunuz. Bir de medya bunları gerçekten güzel şey yapıyor. Yani evet. Gündeme getiriyor sık sık. Bakın bunun gündeme getirilmesinden büyük sebeplerinden bir tanesi biz Şubat ayı içerisinde eş zamanlı tüm illerde belki de en az katılımın olduğu yer Samsun olmak üzere. Vallahi açıkçası benim de haberim olmadı. Ben gelirdim. Orada biz da ama bir şey yaptık yani. Bakın herkese telefon ulaşma şansımız yok ama sayfalarımızdan, Facebook sayfamızdan yayınlıyoruz. Biz veteriner fakültesine haber verdik, veteriner hekimler odasına haber verdik, valiye haber verdik, basına haber verdik, belediyeye haber verdik. Ve
diğer illerde çok ciddi bir katılım oldu. Samsun o kadar olmadı ama biz en azından... Samsun'da sorun yok anlamına gelmiyor değil mi? Kesinlikle gelmiyor. Gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Sorun yok anlamına gelmekten ziyade biz Samsun'da sanırım güzel olan bir şey başardık. İnsanlar artık oradaki sokaklardaki yaşayan kedinin, köpeğin de onlarla birlikte yaşaması gerçeğini kabul etti. Evet. Bugün Çiftlik Caddesi'ne çıkın, bugün 56'lara çıkın. Atakum Belediyesi mesela çok güzel bir çalışması var. Park alanlara yemek havuz, su odakları koydu. Büyükşehir Belediyesi aynı şekilde, Cenik Belediyesi aynı şekilde. Bunların bu noktaya gelmesi, bizimle birlikte, bizlerle aynı kulvarda olmasa bile çalışan hayvanseverlerin çok büyük etkisi var. Şimdi bizim zamanımız daraldı da son bir soru sormak istiyorum. Hayvan hakları konusunda güçlü bir kamuoyu oluşturmamız için, yani belli bir noktaya gelmemiz açısından vatandaşlardan beklentiniz nedir? Yani kurumlara gidiyorsunuz. Kurumlar işte kanunen yapmaları gerekenleri bence sıcak davranıyorlar. Yani her kurum iyi niyetli aslında ama kesinlikle vatandaşı da bu işin içine katmak açısından yapılması gerekenler neler? Yani aklınıza mesela bakın, gelen. Belediyelerle ilgili bu çalışmalarımız var. Biz şimdi genelde kurumlarla çalışıyoruz, hayvan hakları savunuculuğu yapıyoruz diyoruz ama belediyeler mesela en son İlk Adım Belediyesi yaptığımız bir çalışma var. Kedi besleyen, çünkü köpek bireyseldir, çok fazla ortalıkta tek başına durunur. Sürü hali çok nadirdir ama kedi genelde koloni şeklinde yaşar. 5-6 kişilik gruplar şeklinde yaşar. Karnına doyurduğu yer onun alanıdır, o alanı sahiplenir. Mesela şu an en son İlk Adım Belediyesi'nde hayvan besleyenlerin bir listesi çıkartıldı. O listeye bağlı olarak mama yardımı yapılması sağlandı. Bu var yani sanki. Kesinlikle yani var. Çok güzel bir şey. Yani şey, belki reklamın çok iyi yapılmaması ama biz bu konuda reklama da ihtiyacımız yok. Biz orada bir canın kurtulması, canın rahat ve ferah içinde yaşaması için uğraşıyoruz. Ama bu benim çok önemli bir şey. Bu bir başlangıç. Biz küçük küçük adımlarla başladık. Bugün çok güzel demir kafesler olmayan bir barınağımız oldu. Bir evcil hayvan parkımız oldu. Bir ambulansımız oldu. Kimseyle kavga etmeden, herkesin yetki ve sınırları içerisinde iyi yapılanı öne alıp, kötü yapılanı bunu şöyle yaparsak daha iyi olur deyip, ve bireysel olan insanlar çok fazla. Birey olarak onları bir arada daha toplamak, organize, daha organize. Bizim en büyük ihtiyacımız organize olmak ama hani biz şu an hukuksal olarak diğer kurumlarla belki haytap olarak organizasyonu başarırız ama alttan insan desteği olmadıkça bunu başarmamız mümkün değil. Bunu başarırken de insanlar evet bunu yapalım değil, o insanın içinden gelmesi lazım. Valla bence bu konunun bir başka bölümünü gene sizden bir arkadaşla konuşmakta fayda var. Kesinlikle. Gerçekten çok dolu dolu geçti. Size çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. Önemli bir konu ama bence şu kitabın da baskısını daha da çoğalttırılarak bu konuda duyarlı herkesin elinin altında bir tane olması gerekiyor. Çünkü önemli şeyler var burada. Nasıl dilekçe, nerelere başvurulur, nasıl araştırılır. Ben size bir kez daha teşekkür edeyim. Kısa bir şey daha söyleyebilir miyim? Biz hep sokak hayvanlarından bahsettik ama evde yaşayan evcil hayvan sahiplerinin de şehir düzeni içerisinde dikkat etmesi gereken şeyler var. Kesinlikle. Büyükşehir Belediyesi dışkı odakları yaptı, beslenme odakları yaptı. Ama biz hayvanla birlikte şehir içerisinde yaşarken, sahipli hayvanlarımızla yaşarken şehir düzeni içerisinde diğer insanların özgürlüğünü, sağlığını etki etmeyecek şekilde hayvanımıza da sahip çıkmamız İnşallah. Gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben size Tema Vakfı'nın bir yayınını, dünyanın durumu bu konuda çevreyle ilgili, sürdürülebilir yaşamla ilgili çok güzel bilgilerin olduğu bir kitabı bu programlar arasına hediye edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah gene dediğim gibi bu konu çok önemli. Evet, İleriki günlerde bu konunun bir başka ayağını ele almak isterim açıkçası. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli Aksi TV izleyicileri, bizler bugün sahipsiz, daha doğrusu Selim Hanım'ın tabiriyle terk edilmiş hayvanlar konusunda çok güzel şeyler konuştuk. Yapılmamız gereken, almamız gereken çok yol var. Ben ona inandım. Efendim bizler her salı günü saat 14 ile 16.45 arası, 16 ile 16.45 arası sizlerle birlikteyiz. İyi günler.